Trendyol e-ticaretin şu an Türkiye'de olmazsa olmaz platformlarından bir tanesi. Tabii ki Trendyol'da satış yapmazsanız satış yapamazsınız diye bir şey yok. Ama en önemli, hiç şüphesiz en önemli ayaklarından bir tanesi. Peki Trendyol'da satışlarımızı arttırmak için neler yapabiliriz? Hangi araçları, hangi yapay zeka araçlarını kullanabiliriz? Hangi araçları ve hangi taktikleri kullanırsak satışlarımızda gözle görülür artış olur. Kendi tecrübelerimle sizlere bunları aktarmaya çalışacağım. Hemen videoya başlayalım. Kıymetli izleyicim, yeni videoya hoş geldin. Lütfen kanala abone değilsen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bu kanalda sana girişimcilik, iş tecrübeleri, iş hayatı, dijital pazarlama, yapay zeka, e-ticaretle alakalı tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Tecrübelerim doğrultusunda sizlere bildiklerimi bu videolar aracılığıyla aktarmaya çalışıyorum. Trendyol'un ilk kurulduğu günden beri Trendyol'da aktif hem kendim satış yapıyorum hem de yaklaşık bugüne kadar 100-120 tane civarında mağazanın danışmanlığını ve kuruluşunu yapmışımdır. Hemen hemen her sektörden işler yaptık. Hemen hemen her sektörden mutlaka bir mağazayla, bir girişimci arkadaşımızla çalıştık. Ve bu tecrübelerin sonucunda Trendyol'da hangi hamleyi yaparsak, nelere dikkate alırsak satışlarımız artar, satışlarımızda gözle görülür bir artış sağlarız ve Trendyol'da dikkat etmemiz gerekenler neler? Sizlere biraz bu videoda bunları aktarmak istiyorum. Öncelikle şuradan başlamam lazım. Trendyol'u sadece bir e-ticaret platformu olarak görmeyin. Trendyol aslında bir dijital pazarlama aracıdır da bence. Neden bence? Çünkü eğer bir markamız varsa ya da yeni bir marka oluşturmaya çalışıyorsak Trendyol bizim görünürlüğümüzü arttıracak, mağazamızı, ürünlerimizin görünürlüğünü arttıracak, kullanıcının gözüne sürekli gördüğü, sürekli kullanıcının dikkatini çeken ürünler, sürekli kullanıcının dikkatini çeken markalar haline getirebilecek bir platform aslında. Çünkü çok ciddi bir ziyaret potansiyeli var, çok ciddi bir trafiği var. Biz Trendyol'da bazı durumlarda sıfır karla bile ürün satmak durumundayız. Çünkü yani eğer şöyle bir gayemiz varsa, tabii ki markalaşma gayemiz varsa, bir marka olma gayemiz varsa, hem de günümüz ekonomik şartları, günümüz Trendyol komisyonlarını vesaire düşündüğümüzde bazı ürünleri, hatta bazen Trendyol'dan hiç kar etmeyip sadece kendi masraflarını kurtardığı, kendi giderlerini kurtardığı bir mekan haline bile düşünebiliriz arkadaşlar. Baştan şunu söylemem gerekiyor. Trendyol'a dayalı bir iş modeli yapmamalısınız. Yani satışlarınız sadece Trendyol'a bağlı olmamalı ya da işte Hepsi Burada'ya ya da N11'e ya da Çiçek Sepeti'ne bağlı olmamalı arkadaşlar. Hiçbir zaman bunu yapmayın tekrar tekrar. Bu en önemli nokta aslında. Hiçbir zaman bir pazar yerine, bir kanala, sadece bir kanala odaklı iş yapmayın arkadaşlar. Ne iş yapıyorsanız, yani ne iş yapıyor olursanız olun, hangi sektörde satış yapıyorsanız, ne yapıyorsanız, toparlayayım cümleyi kuramadım. Trendyol ya da işte diğer platformlara sadece odaklı satış yapmayın arkadaşlar. Mutlaka kendi internet sitenizde olsun. Mutlaka Trendyol'da da bulunun. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi Trendyol'u bir dijital pazarlama mecrası olarak kullanmak zorundayız. Trendyol'da ne yaparsak karlılığı arttırabiliriz. Trendyol'da aslında şu var arkadaşlar. Üreticiysek eğer ve ürün maliyetleriyle, ürünün tedariğiyle alakalı süreçleri kendimiz halledebiliyorsak ve maliyetleri kendimiz aslında değiştirebiliyorsak, maliyetler üzerinde oynama yapabiliyorsak Trendyol'dan çok ciddi şekilde kar elde edebiliriz. Trendyol'un üzerinde çok ciddi bir trafik var, çok ciddi bir de müşteri kitlesi var. Ama yapılan hata şu arkadaşlar, biz gidiyoruz sadece Trendyol'da mağaza açayım da zengin olayım diye 3 tane kalem alıyoruz, 5 tane silgi alıyoruz, 3 tane deterjan alıyoruz, bunları satmaya çalışıyoruz. Trendyol'da bir niş oluşturabilirsiniz. Yani kendinize özgü bir alanınız olursa. Mesela diyelim ki yastık satıyorsunuz arkadaşlar. Yastığın yanında işte nevresim takımı satabilirsiniz. Buna eyvallah. İşte perde satabilirsiniz. Bakın bu uç noktalar bunlar. Buna da eyvallah. Ama tutup da nevresimin, yastığın yanında
İşte gidip de deterjan satmayın arkadaşlar. Bu hem kullanıcı tarafında, müşteri tarafında güvensizliğe yol açıyor, hem de sizin sermayenizin dağılmasını sağlıyor. Tespih mi satmak istiyorsunuz? Kendinize tespihle alakalı olabildiğince iyi bir mağaza olmaya çalışın. İyi bir mağaza oluşturun. Yani bütün mağaza tasarımlarınızı yapın. Mağaza tasarımlarınızı nasıl yapacağınızla alakalı eğer talebiniz olursa video çekerim. Özel bir video hazırlarım arkadaşlar. Onu da yine kanalda paylaşırım. Lütfen videoda yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz. Trendyol'da en iyi mağaza tasarımı nasıl yapılabilir? Mağaza tasarımı yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor gibi bir videoya ihtiyacımız varsa bunu da hiç şüphesiz çekerim ben. Kendim hem tasarımlarını Canva'da nasıl yapacağımızı anlatırım size. Hem de bunu paylaşmış olurum arkadaşlar. Yorumlarda lütfen bunu belirtin. Bunun yanında dedim ya bir niş oluşturmanız lazım diye. Ben bunu aslında hep söylüyorum. Yani e-ticaret özelinde artık bu geçerli. Yani genel geçer şeylerden çok İşte duvar sanatıyla alakalı bir şey mi yapmak istiyorsunuz? Bunu sadece metalle yapın. Bunu sadece lazer kesimle oluşturun arkadaşlar. Yani metalin sadece lazer kesim alanıyla alakalı bir duvar nişi oluşturun ve sadece bu ürünleri satın arkadaşlar Trendyol'da. Bu şekilde hem kullanıcıya güven sağlarsınız hem de markalaşmış olursunuz. Trendyol'da ve Google'da kullanıcılar en çok hangi ürünleri arıyor, hangi kelimeleri arıyor? Bununla alakalı da çok güzel bir araç var arkadaşlar. Şimdi o araca beraber bakalım, o aracı görelim. Daha sonra da bunu nasıl kullanacağımızı size aktarıyor olayım. Aracımız Keyword Tool arkadaşlar. Keyword Tool aslında bir yapay zeka aracı. Yapay zeka ile beraber bize şurada görmüş olduğunuz tüm platformlardaki kullanıcıların hangi aramalarını yaptığını aslında anlatıyor. Google, YouTube, işte Amazon, yine Google Play Store, Instagram, Twitter, Pinterest, Etsy, TikTok gibi. Mesela biz Google'da bakalım. Tepsi yazalım. En çok tepsiyle alakalı hangi aramaların geldiğini buradan öğrenebiliyoruz mesela. Yani tepsi biraz çok genel geçer oldu aslında. Mesela IKEA tepsi, işte tepsi avize gibi mesela tepsiyle alakalı aramaları getirdi. Şöyle yapalım hatta. Mutfak tepsisi daha doğru olur. Tepsi çok genel bir arama oldu. Mesela mutfak tepsisiyle alakalı Google'da kullanıcıların hangi kelimeleri daha çok aradığını getiriyor şu an aslında. Mesela bambu mutfak tepsisi, çelik mutfak tepsisi, mutfak tepsisi, IKEA mutfak tepsisi, mutfak tepsisi arabası, çay tepsisi ahşap gibi mesela buradan yola çıkarak ürün seçebilir, ürün belirleyebilir. Hem de bunları Trendyol'daki ürün isimleriniz, ürün adı kısmına ve ürün açıklamaları kısmında buradaki anahtar kelimeleri kullanarak aslında kullanıcıların aramalarda karşısına çıkmanızı sağlıyor. Karşısına kullanıcıların karşısına çıkabiliyorsunuz bunlarla beraber. Yani burada bunları arayan kişiler mutfak tepsisi sonuçta Trendyol'da Google ön planda çıkarıyor. Sizin de aslında potansiyel müşteriyle buluşma olanağınızı aslında arttırmış oluyor. O yüzden bu aracı mutlaka kullanın. Yine aynı şekilde YouTube, Instagram vesaire de var. Buralara da kendiniz bakabilirsiniz. Ben senin linkini videonun altına da bırakıyorum. Evet arkadaşlar, aracımızı gördük. Nasıl kullanacağımızı da sizlere aktarmış oldum. Bu araç sayesinde aslında Google'da ve Trendyol gibi platformlarda ya da işte YouTube'da ya da farklı farklı mecralarda kullanıcılar en çok hangi kelimeleri arıyor ve o yazdığınız kelimeyi arayan kullanıcılar başka hangi kelimeleri aramış, bunları tespit ederek buradan yola çıkarak kendi ürünlerinizle alakalı başlıkları, title'ları, ürün açıklamalarını, yani aslında Trendyol SEO'sunu buradan gelecek dataya göre düzenleyebilirsiniz tabii ki. Trendyol'da en çok yapılan hatalardan bir tanesi de şu arkadaşlar. Özellikle kırılan ürün satan arkadaşlar, kırılabilecek ürün satan arkadaşlar mutlaka paketleme alanınız diyelim ki bir tezgah arkadaşlar. O tezgaha bir tane kamera yerleştirin ve tüm paketleme aşamalarınızı bir aylık süreçlerde kayıt altına alın arkadaşlar. Neden diyorum bunu? Çünkü Trendyol müşteriden kırılma talebi geldiğinde kırık diye ürünü müşteri değiştirmek istediğinde sizden bunun kanıtını istiyor. Diyor ki sen müşteriye gerçekten yani sağlam bir ürün gönderdin mi diyor. Sen ne kadar evet desen de bunun bir kaydı olmayınca Trendyol müşteri hizmetleri bunu kabul etmiyor arkadaşlar. O yüzden o paketleme yaptığınız masaya bir tane kamera yerleştirin ve tüm paketleme işlemleriniz kayıt altında olsun. Hem müşteri bir şeye itiraz ettiğinde hem kafanız karıştığında geriye dönüp bakabilirsiniz. Biz şu an bunu uyguluyoruz bu arada. Paketleme alanlarımızda kameralar var ve bu kameralar orada sürekli çalışıyorlar arkadaşlar. Hatta belki ilerleyen süreçlerde bunu kendi internet sitemizde kullanıcıya nasıl paket yapıldığını izlettiğimiz bir canlı yayın aracına da dönüştürmek gibi bir planımız var. Bunu siz de belki uygulayabilirsiniz zamanla arkadaşlar.
Dediğim gibi mutlaka kayıt altına alın. Kullanıcılardan bu şekilde talepler geldiğinde zarar etmemiş olursunuz en azından. Çünkü gitti geldi kargosu vesaire çok ciddi zarara sokuyor arkadaşlar sizi. Bunu tekrar aktarayım ve şu konuyu bir açıklık getirelim. İstoç'tan ürün alıp mağaza kurmak. Arkadaşlar İstoç'tan ürün alabilirsiniz ama İstoç'tan sizin alacağınız ve o İstoç'tan aldığınız ürünlerle kuracağınız mağazada muhtemelen kar elde edemezsiniz. Çünkü ürünleri genelde daha pahalıya alıyorsunuz ve genelde İstoç'un satıcıları da şu an Trendyol'da satış yapıyorlar. O yüzden yani oradaki o genel geçer ürünleri unutun artık. Benim İstoç'la alakalı bir videom da var. Videonun linkini aşağıya bırakıyorum. Yine İstoç'u izleyin. Neler var neler yok görün. Bir fikir oluşsun ama İstoç'tan ürün alayım, toptan ürün alayım da Trendyol'da parakende veya işte diğer platformlarda parakende satayım olayından vazgeçin arkadaşlar. Çünkü o ürünleri çok alan var. Durduk yere bir savaşa girersiniz. Kendinizi daha niş alanlarda kendi üretimini yapabildiğiniz ya da sadece sizde olan, sizin ürün özelliklerini güncelleyebildiğiniz, düzenleyebildiğiniz alanlarda satış yapmaya gayret ederseniz bu sizin için çok daha karlı bir iş modeli olur. Çok daha kar elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Trendyol'daki bir diğer husus da maliyetleri düzgün analiz etmiyoruz arkadaşlar. Trendyol'un komisyon maliyetlerini kimileri şöyle yapıyor. Maliyetin üzerine komisyon koyup analiz ediyor. Bu yanlış. Trendyol sizden satış bedelinin üzerinden komisyon keser. Ortalamada komisyonu %20 ile %25 arasında hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer daha aşağı satıyorsanız bu sizin artı karlılığınız olur. Ben genelde şunu yapıyorum. Ürün maliyetinin üzerine ortalama %20 işletme gideri ekliyorum. %10 işçilik gideri ekliyorum. Bunu da tekrar 1.2 ile çarpıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir fiyat politikası yürütüyorum şu anda. Ne oluyor? Maliyetimin üzerine ortalama %100'den fazla bir ekleme yapmış oluyorum ki Trendyol'da ancak bu şekilde kurtarıyor. Yani bir ürünü 10 liraya aldıysanız Trendyol'da kargoyu koyduğunuzda 20 liraya bile sattığınızda kurtarmayabiliyor arkadaşlar. Bunu çok iyi analiz etmeniz lazım. Fiyatınız pahalı olsun. Evet, rakiplerle mücadele etmek zorundayız. İşte bu yüzden diyorum niş bir alanınız olsun. Kimseyle rekabete girmeyin. Bu kalem sadece sizde olsun. Fiyatını siz belirleyin, pazarını siz kurun, piyasasını siz belirleyin diyorum. O yüzden aslında sürekli size niş alanlardan bahsediyorum. Niş alanlar bulmanız gerekiyor diye. Eğer niş alan bulmaz ve herkesin sattığı ürünü satmaya kalkarsanız hem maliyetlerden kurtaramazsınız hem ürün elinizde kalmış olur. Satmaya kalkarsanız da o ürünü %90 ihtimalle zararla satmak zorunda kalırsınız. Ancak sermayenizi belki kurtarabilirsiniz arkadaşlar. E-ticaret dünyasının sıcak mağazacılıktan veya sıcak satıştan hiçbir farkı yok. Hatta çok daha fazla denklemleri, çok daha fazla detayları var arkadaşlar. O yüzden mutlaka bu söylediğim şeylere internet satışı yaparken, e-ticaret satışı yaparken, Trendyol satışı yaparken dikkat edin ve şunu da ekleyerek videoyu kapatayım. Biz internette kullanıcılara yani potansiyel müşterilerimize aslında görsel satıyoruz. Yani bu kalemi satıyorsanız bile bunun görselini öyle bir hazırlayın, öyle bir çekin ki arkadaşlar kullanıcı o fotoğrafı gördüğünde bu ürünü almaya ikna olsun. Bunu sadece beyaz fonda çekmeyin. Daha hayatının içinden fotoğraflar çekin. İşte yazarken çekin. Kalemi örnek veriyorum şu anda. Ne bileyim daha farklı alanlarda. Mesela dekoratif ürünler satıyorsanız yine lifestyle dediğimiz hayatın içinden aslında fotoğraflarla. Mesela bir dekoratif ürün satıyorsanız onu yine masanın üzerinde ve beyaz fonda ayrı ayrı çekin. Hatta mümkünse ürünlerinizin tamamının da videosu olsun arkadaşlar. Tüm ürünlerinizi videolu bir şekilde ekleyin. Bunu kendinize prensip haline getirin. Tüm ürünlerinizin videosu olsun. Videolar sayesinde kullanıcılar efsane bir şekilde satın almaya ikna oluyorlar. Çünkü o ürünü gerçekten görüyor. Ama siz fotoğraflar üzerinde kullanıcı şunu düşünüyor aslında. Fotoğraflarda kesin bir oynama vardır diye düşünüyor ama videoda yoktur diye düşünüyor. O yüzden videonun acayip etkisi var arkadaşlar. Mağazanızdaki ürünlere video eklediğinizde satışlarınızın ciddi oranda arttığını göreceksiniz. Trendyol'la alakalı diğer videolarımı da aşağıda bırakıyorum. Mutlaka onları da inceleyin arkadaşlar. Daha fazla video için, daha fazla içerik için lütfen içerik beklentilerinizi hem videonun yorum kısmında bana belirtin. Kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bol satışlı günler, bol bereketli günler dilerim. Hepinize 2024'ün çok çok bereketli, çok çok iyi bir yıl olması dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.